Zelenski Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Batı'dan yardım almadan Rusya'ya karşı mücadelesi mümkün değil. O nedenle devamlı bir yardımla bugüne kadar geldi. Ama şöyle bir durum var, biliyorsunuz özellikle bu Gazze olayları ve İsrail olayları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri için birinci öncelik tamamen İsrail olması söz konusu. Bu İsrail olması söz konusu olunca da Ukrayna ile ilgili olarak artık bazıları Amerika'nın ülke içerisinde bu yardımlardan dolayı rahatsız olanlar çoğaldı. Niçin çoğaldı? Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon var. Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın sıkıntısı arttı. Halkın iş sağlama konusunda yeterli ortamı yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette ki bu yardımlar ülke içerisinde özellikle cumhuriyetçiler tarafından bu yardımların kesilmesi isteniyor. Zaten cumhuriyetçiler onu söylüyor. Eğer demokratlar desteklemeseydi bu Ukrayna savaşı çıkmazdı diyorlar. Biz de böyle halkımızı da zora sokacak bir şekilde yardım yapmazdık diyorlar. Şimdi burada dediğim gibi birinci öncelik Amerika Birleşik Devletleri için tamamen İsrail olayıdır. Bu İsrail olayını bir şekilde kendi istekleri doğrultusunda ve seçimi de etkileyecek şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024'te yapılacak seçimi de etkileyecek şekilde bir fırsat kollaması söz konusu ve bunun için de birinci önceliği tamamen Gazze'ye verdi. Şimdi biliyorsunuz bu yardım meclisten geçmedi. Özellikle cumhuriyetçiler elbette karşı durdu. Bunun yanı sıra hatta Biden'ı desteklemesi gereken demokratlar bile bunun bu paketin geçmesine mani olmak için elinden geleni yaptılar. Bunun üzerine yani burada şöyle bir ortam doğdu. Yani diyorlar ki biz sadece İsrail'e yardım yapalım, bu Ukrayna'ya yapmayalım diyen çoğaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. O yüzden de Zelenski'yi harcama noktasına geldiler. Ve diyorlar ki şu anda Amerika'da yani Zelenski bir şekilde toprak versin, Ukrayna toprak versin Rusya'ya, bu işi tatlıya bağlayalım da işi ondan sonra malumunuz Gazze ve ondan sonraki Hint yolu açılacak malumunuz. Hint yolunun Hindistan'ın batı yanında kalması sağlanmasına harcayalım diyorlar. Bu ortam içerisinde buna razı olacak. Evet, bu ortam içerisinde Zelenski bu işe karşı çıktığı için ve ben savaşmaya devam edeceğim dediği için harcanmaya çalışıldı. Poroshenko'yu Amerika'ya davet ettiler. Poroshenko'da... Buyurun, fikrinizi yekunlaştınız Zahmet Olsun. Daha evvelki baştan biliyorsunuz. Şimdi Poroshenko tabii Amerika'ya gidişinin de dedi, Ruslarla anlaşmaya razı Poroshenko. Ama işte Zelenski değil, malumunuz Poroshenko'nun yurt dışına çıkışını yasakladı Zelenski. Yasaklamanın üzerine tabii gerginlik Ukrayna içerisinde arttı. Bu Ukrayna'daki gerginliği düşürmek ve Amerika'dan mutlak yardım almak için de Zelenski şu anda Amerika'da, bakalım bu işi çözebilecek.